Arkadaşlar sosyal gruplardan bahsettik. Şimdi grup dışı bir takım topluluklara bakacağız. Bunlar bir şekilde bir aradalar ya da topluluklar fakat grup değiller. Neden değiller bakacağız? Önce bu grup dışı toplulukları ikiye ayıracağız. Birincisi yığın ya da diğer adıyla kalabalık, ikincisi de kategori. Yığını da kendi içinde dörde ayıracağız sıradan yığın ya da kalabalık, izleyici kalabalığı, gösteri kalabalığı ve etkin kalabalık diye. Kategoriyi de üçe ayıracağız. Kitle, sınıf ve azınlık. Şimdi detaylandıralım bunlar ne demek. Önce yığının tanımıyla başlayalım. Aynı yerde fiziksel olarak bir arada bulunan insanların oluşturduğu topluluklar. Bunlar yan yanalar fakat aralarında ya ilişki hiç yok ya da çok az. Örgütlenmemişler ve geçiciler. Bunları dörde ayıracağız sıradan kalabalık dediğimiz ya da adi kalabalık olarak da karşınıza çıkabilir. Aynı yerde geliş güzel bulunan insanlar. Mesela otobüs durağında bekleyenler ya da bir alışveriş merkezinde bir arada bulunanlar ya da bir mağazadan alışveriş yapanlar bunlar sıradan kalabalıklar. Aralarında ilişki neredeyse hiç yok. İzleyici kalabalığı dediğimiz kalabalıklar bir alanda herhangi bir etkinlik için bir araya gelmiş insan topluluğu. Maç izleyicileri, konser izleyicileri, sinema izleyicileri gibi gösteri kalabalıkları, bir düşünce ya da inanç adına aynı heyecanla hareket eden insanlar topluluğu, bir mitinge katılanlar ya da bir festivale katılanlar ya da bir şenliğe katılanlar gibi. Fark ettiyseniz aşağı doğru indikçe aralarındaki ilişki miktarı çok az da olsa artıyor. Etkin kalabalıksa bu tehlikeli bir kalabalık türü. Provokasyonlarla yönlendirilen denetim ve kontrolden uzak, tehlikeli, yıkıcı ve düzensiz kalabalıklar. Mesela linç kalabalıkları ya da holigan toplulukları bunlar da etkin kalabalığa örnekler. Kalabalıkta unutmamamız gereken tek şey şu fiziksel olarak bir aradalar. Fakat aralarında asla sosyal gruplardaki gibi olmayacak şekilde ya ilişki hiç yok ya da çok az var. Peki sosyal kategori nedir? Bunlar da fiziksel olarak bir arada bulunmamalarına rağmen bir takım zevkleri, düşünceleri, inançları nedeniyle ortak noktaları olan ve birlikte anılan insanlar. Yani yığında fiziksel olarak bir arada olma durumu var. Kategoride fiziksel olarak bir arada bulunmama durumu var. Bunlardan birincisi kitle. Çok geniş bir kavram düşünceleri, zevkleri gibi bir takım özellikleri aynı olan insan topluluğu. Mesela dershane öğrencileri bir kitledir. Vejeteryenler, hayvanseverler, sanat müziği dinleyicileri gibi bir takım topluluklara biz kitle deriz. Sosyal sınıfsa gelir düzeyi, eğitim seviyesi, meslek grubu, tüketim alışkanlıkları gibi özellikler bakımından benzer yaşam biçimine sahip insanlardan oluşur. Köylüler, işçiler, burjuvalar, işverenler gibi topluluklar sosyal sınıf oluşturur. Azınlıklar ise bazı haklardan yoksun bırakılmış insan topluluğunu ifade eder. Ama önemli bir nokta vardır burada. Azınlıklarda sayıdan çok haklardan mahrum olma durumu belirleyicidir. Mesela Amerika'daki siyahiler sayıları ne kadar çok olursa olsun Amerika'da olduğu için bunlara azınlık deriz. Ya da Türkiye'deki Ermeniler ya da göçmenler ya da mülteciler azınlık toplulukları ifade eder.